Evet, siyasal alanda meydana gelen gelişmeler test 9 soru 1. Burada teşkilat esasiye kanununun temel hakları ve devlet teşkilatının işleyişini ayrıntılarıyla belirleyen bir anayasa değildi ifadesi var. Tabi 1921 Anayasası'nın özetlerinde hangileri etkili olmamıştır yeni bir anayasa hazırlanmasında. Metinde 1924 Anayasası'nın neden hazırlandığı aslında belirtilmiş. Devlet yönetimi işleri kazandırmaması hemen yani metnin girişinde olduğundan birinci öncülümüz doğrudur. Savaş döneminde yapıldığı için güncel olmaması. Ee, Tabi savaş şartları böyle ayrıntılı bir metnin oluşturmasına imkan vermiyordu ve devamında da yapılan açıklamalar e, elbette ki ikinci öncülü doğruyu. Egemenlik hakkını ayrıca bir sınıfa vermesi hayır. Burada egemenlik hakkını millete e, veriyor. Egemenliğin millete olduğunu açık bir biçimde ifade edilmesi ifadesi var. Bu da üçüncü öncülüğün yanlış olduğunu bize gösteriyor. Temel ve hak, hak ve özgürlüklerin detaylı bir şekilde belirtilmiş olması tam tersi. Burada temel hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir teşkilatı esasiyede. Bu nedenlerden dolayı 1924 Anayasası hazırlanmıştır. 1 ve 2 yeni bir anayasanın, anayasanın hazırlanmasında etkili olmuştur. Bunu zaten görüyoruz. 3 ve 4 yeni bir anayasanın hazırlanmasında etkili olan nedenlerden biri değildir. Bu nedenle test 9 soru 1'in doğru cevabı B seçeneği olacak. Evet test 9 soru 2 burada Mustafa Kemal'in bir ifadesi var. Bugünkü hükümetimiz, devlet devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir ki onun ismi Cumhuriyettir. Yani sırf buraya kadar bile bu soruyu çözebilir. Buna göre Cumhuriyet rejiminin temelinin aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırıldığı söylenebilir. Ulusal bağımsızlık ilgisi yok sevgili arkadaşlar. Teokratik yönetim anlayışı dini yönetim anlayıştır. Demokrasiye zıttır. Kişi ve zümre egemenliğinin hiçbir ilgisi yok. Burada halkın kendi kendini yönetmesi ve yönetimde etkili olması elbette ki kavram olarak açıklaması da ulusal egemenlik olduğundan ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, siyasal alanda meydana gelen gelişmeler test 9 soru 3 Atatürk'ün yaptığı açıklama doğrusunda halifeliğin kaldırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi burada İslam dininin asırlardan beri alışa geldiği şekilde bir politik aracı konumundan uzaklaştırılmak ve yüceltmek gerektiğini görüyoruz. Kutsal ve dini inançlarımız ve vicdani değerlerimizi karanlık ve kararsız olan ve her türlü çıkar ve ihtiraslara giriş sahnesi olan politikalar ve politikanın bütün kısımlarından bir an önce kesin biçimde kurtarmak ifadesi var. Burada temel amaç arkadaşlar din ile siyaseti birbirinden ayırmaktır. Dolayısıyla test 9 soru 3'ün doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. Evet, 20 test 9 soru 4 20 Nisan 1924 tarihinde 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler verilmiş. 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkarılmıştır. Burada tabi e, tabii laik yapısını güçlendiğini görüyoruz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de demokratik yapısını e, güçlendirmiştir. Bu nedenle test 9 soru 4'ün doğru cevabı D seçeneğidir. Yargı bağımsızlığı ile ilgili bir durum söz konusu değil, vatandaşların hak ve özgürlükleri sınırlandırılması söz konusu değil ki hak ve özgürlükler geliştiriliyor. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Güçler birliğinden güçler ayrılığı ilkesine geçilmiştir. Bu da e, bu şekilde ama e, herhangi bir değişikliklerle A seçeneğiyle de ilişkilendiremediğimizden, ilişkilendiremediğimizden 4. sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır.